Balıkçı Türkan Şoray. Aa, beresi de kırmızıydı. Neydi filmin adı, hatırlayamadım yalnız şu anda. Gene ona haksızlık ediliyordu. İftira atılıyordu falan galiba. Bir şeyler oluyordu. Anneannem gene öksürdü. Mutlaka esniyor ya da öksürüyor ya da konuşuyor ya da bir soru soruyor. Mutlaka her videoma rol çalıyor benden. Meğer ailenin şeyi, artisti. Daha benim iki kuşak ötemdeymiş neyse. Sağ olsun. Bugün bir sürü şey böyle renk renk yanıma aldım. Bugün kış kombini. Kış kombini değil aslında. Kışın en çok neler kullanıyorum? Nasıl kombin yapıyorum diye bir video çekmek istedim ama tamamen dalga geçerek. Çünkü ben ne modacıyım, ne stylistim, ne mankenim, ne şuyum, ne buyum. Sadece kendi hayatımdan bir şeyler sizinle paylaşmak istiyorum. Takipçilerimle. Ben ne yapıyorum? Her konuda olduğu gibi kendi penceremden, kendi dolabımdan, kendi odamdan sizinle birkaç şey paylaşmak istedim. Kış kombinim deyince vallahi billahi aklıma direkt patiklerim geldi. Kış kombinim deyince yani benim için kış kombinim anında bunlar. Evde ne kadar patik varsa getirdim. Çünkü ben böyle patikler, çetikler, terlikler, yani ben bunsuz yaşayamıyorum gerçekten. Birçoğunuz da bence benim gibisinizdir. Ve şunların güzelliğine bakar mısınız? Bunu daha hiç giymemişim gerçi. Şu renklerin ahengine bakın. Şuna bakın. Yani inanılmaz inanılmaz beğeniyorum yani. Bayılıyorum böyle şeylere. Alıyorum. Zaten hediye geliyor. Benim kültürüm de var. Bursalıyız. Anneden, anneanneden hepsinde var zaten. Vallahi ben kendim görünce alıyorum yani. Ama ayağın biliyorsunuz bir sürü şeyle ilgisi var. O yüzden zaten korumak gerekiyor. Ben de ayrıca seviyorum. Kış kombinim deyince direkt videoya böyle başlayasım geldi. Evet. Onayladı beni. Kışın ne yapıyorum? En çok ne giyiyorum? En çok ne kullanıyorum? En çok, bir iki videomda daha vardı. Beni bilenler bilirler. En çok ben hırka kullanan biriyim. Hırkacıyım. Çünkü hırkanın içine tişört giy, uzun kollu bir şeyler giy, gömlek giy, yine ince bir kazak giy. Ve bir sürü çeşit şeyle giy. Çok fazla hırka kullanıyorum. Özellikle uzunları taytların üstüne falan da çok kurtarıcı oluyor. Ve uzun kazaklar çok kullanıyorum. Böyle bunlar da yine hem mesela siyah bir etekle giy. Siyah dar etekle, kalem etekle, pantolonla, taytla. Çok 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 kullanıyorum bunları. Kışın çok iç karartan, benim sevmediğim. Ben çünkü güneş insanıyım. Bir mevsim olduğu için ben çok fazla renk kullanmayı seviyorum. Mesela işte siyah bir kabana, siyah bir bere, siyah bir atkı asla benlik değil. Siyah bir şey kullanıyorsam onu illa patlatmam lazım bir şeylerle. Böyle, işte böyle, şöyle, şöyle. Benim takipçilerim biliyorlar. İlla kafamda böyle renkli bir şey oluyor. Çünkü bu sefer çok kapatıyorsunuz kendinizi, yüzünüzü, ışık değişiyor, karanlık oluyor. Ama mesela şeyde de öyledir, sinemada ya da televizyon işlerinde de öyledir. Yani birbirinin aynı renkler kullanılmaz dekorda, üstte. Mutlaka orayı mesela dikkati dağıtacak ya da oraya bir enerji verecek bir renk konulur. Bir turuncu koyalım, bir sarı bir şey, bir yeşil bir şey koyalım oraya denir hep. Kıyafetlerimizde de böyle bence. Tabii ki siyah kaban kullanıyorum ben de. Ama ona farklı renk bir atkı, bir kaşkol, bir flor, bir bere. Onun için herkes bana bere gönderiyor ya da bere örüyor kuzenlerim falan. Çünkü bayılıyorum ben, aksesuar hastasıyım yani. Çok çok seviyorum ve renk çok seviyorum. Neyse ki son yıllarda bu neon falan da acayip moda oldu. Çok fazla arayıp da bulabiliyorum. Mesela böyle kazaklar. Bunun böyle patlak mavisini de aldım. Bayılıyorum. Yani siyah bir kabanla içine bunu giyince mesela önün açık, açıyorsun önünü. Geziyorsun mesela ya da siyah kabanın içine patlak bir sarı, böyle neon bir yeşil şöyle bir şey ya da bir çingene pembesi, bir mor bir astar dikmek ya da sırf öyle diye bir şey alabilirim ben mesela. Yani tamamen tezat şeyleri ya da birbirinin içinden bağıran şeyleri bir araya getirmeyi çok seviyorum.
Mesela şöyle bir renk, böyle bir polar, böyle bir kaşkol, böyle bir bere. O sizin hem enerjinizi gerçekten size iyi geliyor ve dışarıya verdiğiniz enerjiyi de çok 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 gerçekten yükseltiyor. Ben bayılıyorum açıkçası. Yani şöyle bir şey kondurmak şuraya kesinlikle tavsiye ederim. Ya da kendi günlük hayatınızda çok fazla siyah, gri ya da beyaz kullanıyorsunuz. O zaman dış giyiminiz renkli olmalı. Yani hem iç siyah hem dış siyah kötü bir tercih bence. Sizin enerjinizi gerçekten çok aşağı çeker. Dışarıya verdiğiniz enerjiyi de aynen öyle gösterir. Ya da renkli yine mor, pembe. Son yıllarda çok çok arttı. Her bütçeye uygun da bulunabilir. Her yerde görüyorum ben. Kırmızı, yeşil tonları. Mavi pek katılmıyorum maviye. Mavinin enerjisi herkeste olmuyor. Ama bence mor, yeşil tonları, beyaz kabana bayılıyorum mesela. Beyaz ya da kırık beyaz. Bir de her tür renk aksesuarla da kullanılabiliyor. Ama mesela dış giyiminiz eğer koyuysa içinizi bir şeylerle renklendirin ya da aksesuarlarla. Ya da içiniz eğer koyuysa dışınızı renklendirin. Ben annemlerin yani şöyle 80'ler, 90'larda da vardı sanırım. Mesela yüksek bel etekler ya da uzun dizlerde ve diz altında elbiselere bağlanan böyle kemerler. O dönemi çok seviyorum ve dizlere kadar çizmeleri çok seviyorum. O yüzden kışın mesela uzun elbise çok seviyorum. Çizmelerle giyilecek elbiseleri çok seviyorum. Dizlerdeki elbiseleri de çok seviyorum. İlla ki uzun çizmelerle kullanılan elbiseleri çok seviyorum. O elbise yazlık dahi olsa üstünüze bir hırkayla giyebilirsiniz. Bir yelekle giyebilirsiniz. Ya da ince bir ceket üstüne kabanla giyebilirsiniz. Uzun gömlekleri de yine bir hırkayla ya da uzun bir kazağın içine giyerek yine kombinleyebilirsiniz. Ama herhalde benim dönüp dolaşıp geleceğim yer her zaman renk oluyor. Çünkü ben gerçekten benim enerjimi çok fazla etkiliyor. Bence mutlaka herkese etkiliyordur. Hava zaten kasvetli. Yani niye biz bir yürüyen bir siyah olarak gezelim ki? Ben bu fikre hiç katılmıyorum. Etrafımdaki herkese de hep renkli şeyler hediye etmişimdir bu zamana kadar. Gerçekten çok çok iyi geliyor insana. Denemediyseniz deneyin diye düşünüyorum. En kötü buraya bir minik bir flar ya da bir taç ya da bir bereyle mutlaka hayatınızı renklendirin. Zaten işte siyah kazak gibi, hırka gibi, beyaz kazak gibi, gri gibi ya da siyah bir pantolon, siyah bir tayt. Bunlar zaten herkeste vardır. Önemli olan üzerinize size enerji katacak ve renk katacak şeyleri bulup size iyi gelen rengi bence tespit edebilmek. Ya da siyah giyindin, işte neon rengi, şu renk bir çanta takmak ya da pembe bir çanta takmak. Mesela pembe ya da mor gerçekten siyahın üstünde inanılmaz güzel duruyor. Böyle bir şey edinmek. Mutlaka ve mutlaka aynaya bakıyorum yani çıkmadan ne renk kattım üstüme ya da ne renk katayım buna diye. Fotoğraflarda da inanılmaz iyi görünüyor. Artık malum sosyal medyayla yaşıyoruz. Hepimizin bir hesabı var. Mesela fotoğraflarda da dikkat edin. Siyah, beyaz sadece ya da gri olan bir fotoğraf bir kenarda. Onun yanına mesela bir tane önünüzde duran pembe bir kupa bile o fotoğrafı başkalaştırabiliyor. Ya da kırmızı bir bere başkalaştırabiliyor gerçekten. Hiçbir şey de olmazsa bu bir çantayla ya da bir atkıyla da olabilir. Bence mutlaka mutlaka renk katın kış kombinlerinize. Ben en sevdiğim kış kombinlerime gömünüp bu kışı gene hasta olmadan geçirmeye çalışacağım. İnşallah baharda, bahçede benim takipçilerimin alışkın olduğu videolarla devam ederiz hayatımıza. Yeter ki sağlık olsun, iyilik olsun, güzellik olsun. Hoşçakalın.